arkadaşlar, hepinize merhaba. Yine bugün müzikten biraz bahsedeceğiz. Daha doğrusu caz müziğinden bahsedeceğiz. Ben öncelikle hemen hatırlatayım. Ben kornet çalıyorum. Trompet değil. Kornet çok eski zamanlarda var. Yani 1890'lı, 1880'li yıllarda bu enstrüman var. Kornet dediğimiz. Bunun bir de biliyorsunuz bende beyazı var. Yani gümüşü rengi. Bu ne diyelim, pirinç kaplama diyelim. Aslında bunlar enstrümanlar, bu bakır enstrümanlar bakırdan oluşuyor. Bunun fabrikasyon yapılışı zaten YouTube'da var, biliyorsunuz, göreceksiniz. Bunların değişik değişik modelleri var. Si bemol, mi bemol, do, fa var mı? Hayır, 3 sanırım. Sanki si bemol, mi bemol ve do olarak yapılıyor. Bu bir si bemol enstrüman. Bunun şu bölümünün, şu kıvrım bölümünün düz gelini de var. Efendim işte bunun daha şu bölümün de mesela şu bölümün daha şurada olanı da var. Kısası olanı falan var. Ama bu si bemol benzeri olduğu için bu bütün bu kıvrımlar hesaplanarak yapılan bir sistem. Biraz zor bir sistem, evet. Zaten şeyde göreceksiniz, internette bunun da tanıtımları var, yapılışı var, nasıl yapıldığı, bu işte buna biz kalak diyoruz. Bu kalak modelinin nasıl yapıldığı da var. Hepsi var. Enteresan bir enstrüman. Seviyorum. Küçükten beri de çok severdim. Louis Armstrong, ünlü caz trompetçisi Louis Armstrong'un hem çalışından dolayı da etkilenmiştim. Şimdi bu enstrümanın bir sesini biliyorsunuz hepiniz. Böyle bir enstrüman efendim. İstediğiniz gibi çalabilirsiniz. Yani Türk müziği de çalarsınız. Batı müziği çalarsınız, caz müziği çalarsınız, Amerikan folk çalarsınız, hepsini yaparsınız. Nefesle ilgili bir şey. Evet efendim, trompetimizin ilk önce bunu buradan çıkartıyoruz. Bunu bırakıyoruz ve elimize ağızlığımızı alıyoruz efendim. Bunun adı ağızlık, mouthpiece, dudak parçası demek. Dudak parçası, bu bizim üflediğimiz bölüm. Bu bizim iyi kullanmamız gereken bir parça. Bunu eğer iyi üfleyebildiğimiz zaman zaten bu enstrümanı üfleyebiliyoruz. Mesela şu. Bunun üfleyiş tarzını herkes çok merak eder. Bu boş üfleme. Biz bunu sanki ağzımıza küçük bir parça geldi. Mesela gelir ya yemekten sonra bir şey ya da sigara içerken tütün parçası gelirdi. Eskiden tabii, şimdi filtre var. Ne yapıyorduk? Bunu yaparız. Aynı şekilde bunu yapıyoruz. Bunu yaparken de üflemeye devam ediyoruz. Yani şu. Bu kısa. Sonra uzun. Bunu yapıyoruz. Dudağımızı kıstığımız zaman tizler. Daha çok pörsüttüğümüz zaman, dudağımızı rahatça bıraktığımız zaman da kalınlar. Kullanmamız lazım. Bu bizim ağzımız. Diyelim mesela enstrümanı aldınız. Dediniz ki ben trompeti ya da korneti öğrenmek istiyorum. Tamam. Ağzınızı doğru seçmeniz lazım. Öncelikle satın aldığınız yerde kişi size öğrenci olup olmadığınızı sorar. Eğer öğrenciyseniz size öğrenci ağızlığı verir. Genelde trompetlerde 7C'dir. Ama kornetteki de herhalde yani 7C'ye yakın bir ağızlık olması lazım. Fakat trompet ağzının şu bölümü bu bölüme, yani şuraya girmesi lazım ya, bu kornetler için farklıdır, daha incedir, trompetler için daha biraz daha büyüktür. Yani bu ağızlık şu anda trompete girmez. Tabii ben ona bir aparat yaptırdım, bu aparat çıkıyor, takılıyor. Ben çünkü bu benim ağzımdan çok memnun olduğum için, şu sizin alıştığınız ağızlık olmalı, bu bölüm şu. Bunu alıştığınız zaman iş bitiyor. Ben diyorsun bu ağızlık numarası var ya da yok, fark etmez. Tabii çok kitaplar var, kitapçıklar var. YouTube'da da anlatıyor, internette de var, hani işte şu ağızlık bu olursa bu da bu olmalı. Onlara pek bilmiyorum, ben ustalar yapmış ama ben rahat edelim ağızlıkla çalmayı tercih ederim. Numarası olsun ya da olmasın. Evet efendim, kornet bu. 600-700 yıllık, 700 yıllık geçen bir tarihi var bunun. Yani çok eskilerde kullanılmış bir enstrüman. Daha çok tabii cazda duyuyoruz. Ama ondan önce klasik müziklerde de vardı. Değişik modelleri var, mesela yan tutulanlar var. İşte bu
pistonlar mesela burada oluyor özel falan filan. Benim enstrümanım bu. Ben öncelikle bunu anlatayım size. Bu kornet. Bunun temizlenmesi falan filan daha bir sürü işleri var tabii ama öncelikle bu kornetle çalıyoruz parçalarımızı. Genellikle herkes trompet çalıyor. Tamam. Onda benim fikiriz. Benden iyi ustalar var çünkü ben çok büyük bir trompetçi değilim. Çalış tarzında. Fakat ben jazz tarzını seviyorum. Yani Dixieland ve New Orleans tarzı vardı. Chicago tarzı. Onu severim. Onun için zaten anlatacağım. Çünkü farklı bir şey olduğunu duydunuz ve onun için istediğiniz için anlatıyorum. Öncelikle New Orleans ve Chicago ya da swing tarzı cazlarda, Dixieland tarzı cazlarda. Dixieland deyince hemen ya Dixieland nedir diye sorabilirsiniz. Dixieland tarzı, Dix, Fransızca'da onun anlamına gelir. Fransızlar Amerika kıtasına göç ettiği zaman Dix kasabasını kuruyorlar. İsmine Dix diyorlar. Burası bizim kasabamız olsun diyorlar. Çünkü Amerika kıtası artık sahipleniliyor ya. Boş bir kıta olarak bilindiği için. Fransızlar da göç ettiği zaman burada Dix kasabası kurmuşlar. O zamanlarda da mesela ne diyelim, işte Mecidiyeköy'ün parası başka, Taksim bölgesinin parası başka, Maltepe tarafının parası başka, Bostancı'nın parası başka. Böyle enteresan. Kasaba kasaba paralar değişiyor. Yani dolar dediğimiz. Mesela New Orleans doları var. İşte şey, Storeville doları var. Efendim Chicago doları ayrı. Dixieland doları ayrı. Dix kasabasında Dixieland, Dixland diye koymuşlar. Yani Dix kasabası diye, Dix bölgesi diye. Daha sonra bu Dixieland olarak değişmiş. Onun için Dixieland parçalar genelde hareketli ve keyifli. Fransızların kendi şeyisi. Aslında şöyle bir şey var. Caz bir yerden doğmuyor. Avrupa'dan gelen yabancı insanların üst ya da alt, köle ya da yüksek sosyete insanların oraya taşınmasıyla kültür farklılığı içinde karışan bir müzik tarzı. Bu Afrikalı kölelerin, tamtanların da getirdiği bir tarz. Ayrıca Avrupa'dan gelen İspanyollar mesela, Meksikalılar şimdi biliyorsunuz. İspanyolların da tarzları var, farklı bir tarzı var. Biz şimdi ona işte Meksika tarzı müzik diyoruz. Halbuki İspanyol tarzı müzikler. Gitarı çok kullanmışlar mesela. Gitarda çok üst düzeyde onlar. Trompette çok iyi üst düzeydeler. İyi trompetçileri var. Gibi yani aslında kendi müziklerini taşımışlar. Burada taşıyamayan kim var? Mesela İngiltere, İrlanda'dan taşınmış değil mi biliyorsunuz. Almanlar göç etmiş. Ondan sonra her yerden göç edenler var Amerika kıtasına. Birileri göç etmiyor. Göç ettiriliyor zorla. İşte onlar 1880'de başlayan kölelikle beraber zavallı Afrikalılar. Evet, 141 Afrikalı yazılara göre öyle. İlk gemiyle getiriliyor. Sanıyorum 8 ya da 7 tanesi hayatta kalıyor. Çünkü çok kötü şartlarda getirmişler. Üst üste yığmışlar insanları. Çoğunluğu yolda ölmüş. Haberleri bile yok gemi sahibinin. Getiriyor 8-9 tane köle kalıyor hayatta. Onun için onların tamtamlarına bile almaları izin vermemişler. Flüt tarzı bir enstrümanları varmış. Onlara da izin vermemişler. Şarkı söylemene izin yok. İşte ondan sonra Avrupa'dan gelen göçmenler ellerinde enstrümanlarla geliyorlar. Onların para ihtiyacı var. Kölelerin ise, evet anladınız, enstrüman ihtiyacı var. Çünkü bir şey yapmak istiyor. Müziğini hep sesli söylemiş, kilisede de izin verilmiş. Kilisede de biliyorsunuz o gospel şarkıları, yani acı şarkılar. Bizim annelerimizin nasıl evlatları askerde şehit düşüyor, değil mi? Doğdu, ölüyor. Ondan sonra kadın kendince bir ağıt yakıyor. Ne yapsın anne? Babaların pek bilmiyorum, söylemiyor haberlerden. Babalardan duymadık ağıt yakanlar ama belki de gizli gizli yakıyordur o da. Ama anneler gizli yakamıyorlar. Ne yapsınlar? Toplanıyor bütün komşular. Oğluna ağıt yakıyor. Belki de iki oğlu vardı. İki oğlunu da teröre şehit vermişti. İşte onların ağıtları, işte bu da Afrikalıların ağıtlarıydı. Blues. Blues'un nereden geldi pek sorulur aslında. Enteresandır. Nereden geldi? Nasıl geldi? Niye blues? Niye blues? Yani niye maviler? Niye maviler? Bilinen tek bir, tabii çok söylenen şey var ama en çok bilineni aslında ne diyelim, en çok bilineni şu. Beyaz Efendi çalışanları, tarlada çalışan, pamuk toplayan ya da tren rayları döşeyen ya da işte gemilerden mal indiren kölelerin mutlu olmasını istemiyor. Çünkü mutlu olan bir köle çok şey yapabilir. Ağlayan bir köle mutlu bir köle. Gülen bir köle mutlu bir köle. Bunu istemiyor. Ve onun için onların ağlamasına ve gülmesine, birbirleriyle konuşmasına izin verilmiyor. Ancak akşamları ahıra kapattıkları zaman köleler orada ailesiyle görüşüp konuşabiliyorlar. Yine bir yazılı bir eski bir kölenin yazdığı bir
yazılı bir evrana göre, yani o zaman böyle evrak kalmış bir mektup kalmış herhalde. Biz diyor ahıra kapatılırdık. Akşam saati çok yorgunuz. Yemeğimiz verilir. Ondan sonra benim karımı alır efendinin çırağı, kahkahyası. Efendiye götürürdü ve ben sabaha kadar uyuyamazdım. Sonra sabaha doğru karım yanıma gelirdi diyor. Bunlar hep böyle yaşandı. Zor zamanlar tabii onlar için. Hiç güzel bir zaman değil. Onun için de nereden çıktı tam bilinmese de bilinen bir rivayet var ki, yazılı var ama yine de rivayet kabul ediyor aslında ama bunu da siyahiler aslında biraz kabul etmiş durumda. Efendi bizim ağlamamıza izin vermezdi. Çünkü ağlayan bir köle şarkı söylerse bir de ere, mutlu bir köle olduğu için gözyaşımızı göstermek zorundaydık. Ama biraz da mırıldanmak istiyorduk. Niye? Niye böyle Tanrım? Niye bunu bize layık gördün? Biz kara derili olduğumuz için mi? Çünkü siyahi adam karşıya bakıyordu beyaz. Beyazı sevmedi. Kendine baktığı kara. Onu da sevmedi. Bunun üzerine çok şarkılar var. Çok ilahiler vardır. Daha sonra çok can şarkıları da vardır. Ve iki rengi de sevmedi. Genellikle insana sıkışınca kendine bir kurtarıcı ararlar. Onlar da bir renk bulmak istediler. Bu renk bize zarar vermesin. Ne beyazlar bilsin, beyazlar da bilmesin, bize de zarar vermesin. Hangi renk? Ağlarken gözyaşı biliyorsunuz aşağı doğru düşer yer çekiminden dolayı. Onlar da şunu akıl ettiler tarlada çalışırken ve demir yollarında ray döşerken ya da mal taşırken. Göğe bakarak söyleyelim şarkılarımız dediler. Çünkü göğe bakarken gözyaşları gözün içinde kalıyordu. Bu bir rivayet, bu bir söylenen bir şey. Bilmiyoruz aslı var mıdır, yok mudur ama böyle bir şey bu işte. Belki de doğru, belki de yanlış, belki de bir yerden uyduruldu. Bilmiyoruz. Ama onlar çok mutlu. Onlar o ilahilerden yola çıkarak kilisede söyledikleri şarkıların heyecanıyla cazı buldular. Eskiden caz değildi aslında. J-A-Z-Z değil, J-A-S-S'ydi. O zamanın gazetelerinde öyle geçmiş. Tabii daha sonra beyazlar bile onunla dinlemeye gitmişler. Daha sonra beyaz ve siyah kavgaları olmuş. Bilirsiniz Amerika'nın tarihinde çok vardır. İşte orada mesela bir tane küçük bir parça yapalım. Maalesef böyleydi parçalar. Daha sonra hareketlendi parçalar. Hepinizin çok bildiği bir parça vardı. Onu da herhalde bilirsiniz. When the Saints Go Marching In. Meşhur parçaydı. Bu da aslında bir cenaze marşıydı. Caz aslında marştan geldi. Yani ragtime, rag, marş zamanı. Marş zamanından geldi. Marş şöyle diyelim aslında o zamanlar orkestra çok azdı. Tabii ki Afrikalılar yani Afro-Amerikalılar diyelim, Afrikalı demeyelim, biraz Amerikalı Afrikalı oluyor. Hemen bu arada söyleyeyim, caz müziği Amerikan müziği değil. Amerikan müziği country müziktir. Yani cowboy müziğidir. İnek çobanlarının müziğidir. Karıştırmayalım. Hep bunu bana söyleyen birkaç kişi oldu. Yazanlar olmuştu zamanında, şimdi değil. Sonra onu anlatmaya çalışmıştım. Tekrar anlatayım. Amerikan müziği değil, Afro-Amerikalıların müziği. Yani anlatmaya çalışıyorum şu an işte bu videoda. Yani zorluktan çıkan bir müzik. Ve ne yapsınlar ki? Amerika kıtasındalar. Yani o kıtada büyüyünce o kıtaya uymak zorundalar. Çünkü kültür karmaşası var. Fransızlar var, Almanlar var, İspanyollar var. Amerikalı denen İrlandalılar var. Herkes kendini Amerikalı yaptı orada. Herkes aslında kendi geldiği yeri unuttu. Almanlar, oradaki Almanlar artık Almanım demiyorlar. Atalarım Almanmış, bilmem ben Amerikalıyım diyorlar mesela. Ama dikkat edin, evet, evet Afro-Amerikalılar hiçbir zaman Amerikalıyım demez tam olarak. Ben Afrika'dan geldim der.
geldi ya da getirildi. Orasını bilmiyoruz. Daha sonra bu enstrümanlara şıklık yapıldı. Onun tarihi tam olarak belli değil. Ama mute dediğimiz, yani Almancası dämpfe, sessiz. Bu enstrümana renk katmak istediler. Biraz konuşsun enstrüman, konuşan enstrüman. Buna geldiler. Çünkü buradaki, dikkat edin, o zamanlar şey yoktu, sürdinler, sürdin dediğimiz şeyler olmadığı için siz sesler bunlar, böyle yaparlardı. Bu tarz böyle espriler yaptılar. Konuşan enstrüman, konuşan enstrüman diye. Bunlardan bir tanesini mesela sunalım. Bir alüminyum enstrüman, bakınız. Enstrüman değil yani, bir parça. Bu alüminyum parça, hesaplanmış bir parça. Takıyorsunuz buna. Güzel bir parça. Louis Armstrong çok kullandı bunu. Daha sonra çok şeyde görüyoruz. Nedir? Big Band orkestrası, büyük orkestralarda. Şöyle bir parça vardır. Bu çift türlü, o zamanlar tabi bu yoktu, keçe şu anda. İçinde bakın böyle bir keçe vardır. Bu bayağı bir keçe böyle gördüğünüz gibi. Bunun içi de bu. Şunu şuraya böyle koyarlar. Ekstra bir keçedir. Bunu pek takıp çıkarmak değil, daha çok kapalı bir ses. Ama isterseniz onu da şimdi yapacağım, bakalım nasıl olacak. Mesela belki. Yani bunu seviyorum. Bunu hatta pro yaparken bile karavanda kullanmayı çok severim. Fazla ses çıkarmadığı için. Daha sonra kap sürdün dediğimiz bu kauçuk parça çıktı. Bu kauçuk parça Türkiye'de pek bulunmuyor ama aslında var. Avucunuza şöyle parmağınız, hatta şu bile olabiliyor şurası. Şöyle tutuyorsunuz. Bu wow wow dediğimiz sistemi çıkartıyor. Mesela bir parça vardı, ben onu çok çalıyorum, onu hatta şeyde kullanıyoruz caz gecelerimizde. It don't mean a thing if it had got that swing. Swing olmazsa hiçbir şey olmaz diye bir parça var. Enteresan, beyazların siyahi müzisyenlere karşı çıkardığı bir isyan parçası. Değişik bir parça. Yavaş çalarsak da bir daha başka oluyor. Çok seviyorum aslında bunu bazen kullanmayı. Güzel bir parça. Tam kapatırsanız, şimdi ben buraya bir tane delik açacağım. Çünkü o şurada yok. Onu yapacağım. Yani... gibi onu yapacağım bir ara. Efendim, Dizzy Gillespie sürdün diye geçer. Miles Davis çok kullanıyor bunu. Bu da güzel bir parça. Miles Davis sürdün diye de geçer. Tutu albümünde çok güzel bir şeysi vardı, sesi vardı. Aslında birçok trompetçinin de kullanması ve elinde olması gereken bir sürdün. Çalalım bakalım. Mesela ne yapalım? Bir Summer Time mesela. Böyle bir enstrüman, yani böyle bir parça. Buna
ekstra istersek, yani tabii var parçası ama farklı bir espri. Bunu buna takıyoruz. Şöyle bir parça oluyor efendim. Bunu da hepinizin belki bildiği Walt Disney filmlerinde çok vardır. Bununla yapılıyor efendim. Evet. Bu güzel bir parça aslında. İsterseniz şu tarz çalabiliyorsunuz. İsterseniz de böyle çalabiliyorsunuz. Böyle farklı bir ses daha çıkabiliyor. Kullanabilirsiniz. Fakat sürdüğünde trompet çalmak zordur. Çünkü tek elinizde hakim olmak zorundasınız enstrümana. Bununla da işte sesler çıkarmak zorundasınız. Biraz fazla çalışmak zorundasınız efendim. Görüşmek üzere. Bir dahaki başka bir videoda böyle bir şey yaptık. Değişik bir şey oldu. Başka var mı? Yok. Haydi bakalım.